Hayda. Ya ben zaten kaç sene olmuş ayrılmış, zaten hala da görüşüyoruz kendileriyle. Nedim Bey'le de görüşüyoruz, Gülnur Hanım'la da görüşüyoruz. Yani aradan yıllar geçmiş, ben kendisini zaten tanıyorum. Yıllardır da ekmeğini yedim arasında. Benim ayrıldığım dönemde farklıydı, başka bir bölüme işe geçmiştim onların yanından. Herhangi aramızda en küçücük bir problem dahil olmadı yani aramızda. Hüseyin Bey, inanın bu konuşma dün Nedim Bey'le... Programımızdaki polis memurumuz var ya, Orhan Bey ve Reyhan Hanım arasında geçti. Bilmiyorum, ben izleyemedim efendim. Dün gece verdi sizin isminizi. Dolayısıyla çok yeni bir bilgi, yani öncesinde konuşmuş falan değiliz. Dün böyle bir buluşma talebi oldu, gidildi. Ve şüphelendiği insanları saydı. Mesela işte bir tane demir doğrama işi yapan birisinden bahsetti. Bir de bilmiyorum. Bir de sizin kardeşinizden şüpheleniyormuş. Ramiz kaç yaşında? Ramiz şu anda 66 doğumlu. Benim bir küçüğümdür o. 41 yaşında. 66, 45 yaşında falan, 46 civarı. Şimdi hesabı yapamayacağım da. Peki, o civarlarda. 30 yaşındaydı diyelim. O dönem 29-30 yaşındaydı. Evet. Yani sizin çalıştığınız yere gelip gider miydi? Nedim Beylerin evine ne bileyim bir malzeme götüreyim, bir alışveriş yapayım götüreyim. Hani olur ya böyle şeyler. Gidip gelir miydi o eve? Şimdi onu ben bilemiyorum. Ben o dönemde Ramiz çalıştığı zaman ben ayrılmıştım. Siz çalıştınız, ben... sonra Ramiz mi çalıştı Nedim Bey'in evet, yanında? Evet, Ramiz Nedim Bey'le birebir çalıştı. Ha, evet. Ben Nedim Bey'le birebir çalıştım. Ramiz de ayrıldı ondan sonra. Artık Nedim Bey bir süre devam etti. Sonra Nedim Bey de işini kapattı zaten. Şu anda Ramiz ne yapar? Ramiz bir apartman görevlisiydi. Sanıyorum, bildiğim kadar ben de bayağı bir zamandır görüşemedim kendisiyle. Apartman görevlisiydi, onu da bıraktı. Galiba sanıyorum serbest yani. Evli midir, çoluğu çocuğu var mıdır? Evli mi? Var, var. İki tane oğlu var tabii ki. Bir saniye lütfen. Gündür Hanım, siz Ramiz'i tanır mıydınız? Tanıyorum. Peki dükkan, yani Nedim Bey o dönem ne iş yapıyordu? Kuru temizleme dükkanı var. Nedim Bey kuru temizleme işi yapıyordu. Ramiz orada ne yapıyordu? Ramiz onun yardımcısıydı. Dükkanda olmadığı zaman, olduğu zaman gelen müşterinin mallarını alıp işte kuru temizleme gönderip alıp müşteri yani servisli falan, yani yanında yardımcısıydı, öyle diyeyim ben. Bir dakika Hüseyin Bey. Gülnur Hanım eve gelip gider miydi Ramiz? Gerektiği zaman gelirdi ama şunu dememiştir diye tahmin ediyorum Nedim. Yani ben Ramiz'den şüpheleniyorum ama Ramiz de evimizi biliyor. Çağla'yı tanıyor demiş olabilir. Tam olarak ne dedi Orhan Bey? Aynen bu şekilde söyledi. Ramiz diye birisi çalışıyordu ama ne zaman ayrıldığını tam hatırlayamadı. Belki Hüseyin Bey hatırlayabilir. Hüseyin Bey işte ne zaman ayrıldı Nedim Bey'in yanından Ramiz? Şimdi ne zaman ayrıldı diye sorarsanız, inanın ki ben de yıl tarih veremeyeceğim. Çok zor yani hatırlayacağım. Yani cinayetten önce mi? Önce mi sonra? Ne kadar önce? Onu inan ki ben hatırlayamıyorum. Ben daha önce ayrıldım zaten. Önce, siz ayrıldınız. Galiba o da cinayetten 3-4 sene önce ayrılmış oradan. Olabilir. Ben daha öncesi yani. Peki Gülnur Hanım, niye Nedim Bey böyle bir işaret etti yani? Hayır, şimdi aklınıza kim gelirse söyleyin diyor şubede, sizlerde. Biz de evi bilen, eve girip çıkabilen insanları sayıyoruz size. Biz ama şundan şüpheleniyoruz, bundan şüpheleniyoruz demiyoruz ki. Anladım. Bizim için herkes şüpheli. Bu arada benim de aklıma o soru gelmişti ama seyircilerimizden de geliyormuş. Gerçi bu sene 5 Haziran'daki gibiyse havalar, bot da giyilebiliyordu, her şey giyilebiliyordu. Çamur da vardı, yağmur da vardı. Diyorlarmış ki hani niye bot ayın 5'i, Haziran, yaz falan. Benim de aklıma geldi o soru ama. Serindi, hava serindi. Bu seneki gibiyse havalar olabilir diye hatırlıyorum. Yani, merak etmişler, biz de meraklarını giderelim. Herhalde serin miydi hava? Serindi hava. Sıcak da olması lazım ki çamurlar var işte. Çamur da var üzerinde. Sıcak aslında yaz ama yani. O gün belki serindi, evet. Yüzyılın şeyi falan vardı sene 2000'di yani. 2000'de, öyle sıcaktı. 2000'de, evet. Bir de gençler böyle botlar gibi. Evet, giyiyorlar. Evet. İşte insanlar merak ediyor her şeyi, detaylara ki bakıyorlar açıkçası. Tabii. Ben de onu sorayım dedim size. Peki Hüseyin Bey, yani siz Ramiz'in böyle bir iş yapmış olabileceğine ihtimal vermiyorsunuz zaten. Ben kesinlikle ona vermiyorum ama ben şunu söyleyebilirim. Ben kendi hakkımda sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa, aklıma ne geliyorsa hatırlayabileceğim kadar da söylerim. Ama benim hakkımda böyle bir şey varsa, var ise,
böyle bir şey Gülnar Hanım. Yok, ben ona Gülnar abla diye hitap ederdim zaten kendisine. Yok yok, sizin aklınızda böyle bir şey yok. Abimizin. Ama emniyet istediği kadar ince ipliğine kadar hakkımda araştırsın. Aya, şey, hayır hayır, sizinle Hüseyin Bey, sizinle alakalı bir şey yok. Sizin kardeşiniz direkt olarak söylenmiş, Ramiz denmiş. Hani ondan bir şüphem var ama hani daha önce de ayrılmış işten ama biz yine de soralım istedik size. Tabii ki soracaksınız. Hatta Ramiz de bağlansın, bir arayın bizi, bir arasın, bağlansın bize. Tabii ki Ramiz, bana da soracaksanız bana da, ben ailenin içerisinde büyümüş insanım. Ben Nedim Bey'in babasının yanında büyümüş adamım yani. Hüseyin Bey, siz o cinayet olduğunda görüşüyor muydunuz aileyle hala? Tabii ki biz zaman zaman görüşüyorduk. Fırsat olduysa merhabalaşıyorduk, görüşüyorduk. Tabii ki görüşüyorduk yani. Kendileri de orada zaten. Anladım. Ben televizyon falan izleyemiyorum şu anda. Bu arada arkadaşlarım baktılar. 19 dereceymiş o 2000 yılı 5 Haziran'ında. O gün 19 dereceymiş. Yağmurlu yazın. 19 derece Haziran'da yağmurlu falandır muhtemelen. Yağmurlu olabilir. Evet, evet. Neleri merak ediyorlar görüyorsunuz değil mi? Enteresan. Etsinler ama yani. Bundan doğuyor zaten. Bir sürü şeyde böyle ulaşılıyor. Lütfen Ramiz'e ulaşın da bize bir bağlansın. Sizden ricam. Bir de o dönemde yanlarındaydınız. Sizin o dönem bir tahmininiz var mıydı? Şu öldürmüş olabilir. Ya da Nedim Bey'le hani oturup dertleşmiştir, konuşmuştur içeride. Ya Nedim Bey'le bu konuyu zaten soramadım. Beyefendinin zaten acısı vardı. Tazelenmesin sorayım. Ama zaman zaman da görüşüyorduk tabii ki. Bir sonuç oldu mu diye abi sorardım kendisine. Ama bunun dışında detaylı bir şeyimiz olmadı. Ama Nedim Bey'le zaman zaman hala da görüşüyoruz yani. Peki Hüseyin Bey. Kendisi de orada. Teşekkür ederim bağlandığınız için, bilgi verdiğiniz için. Yalnız şöyle bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Size Ramiz'e ulaşmak istiyorsanız eğer, ben bir 5 dakika sonra telefonumu vereyim size. Lütfen, tamam. Tamam. Ben çünkü şu anda onu arayayım, o size ulaşamayabilir, numara şey yapamayabilir. Yani sormak istiyorsanız ben Ramiz'in numarasını veririm size. Siz ararsınız, kendisine ulaşırsınız, konuşursunuz. Evet. Alo. Evet, teşekkür ediyorum efendim. Çünkü şu anda telefondan çıkarıp size okuyamıyorum. Yo yo yo, buradan okumayın zaten efendim. Siz kapatın lütfen, arkadaşlarım sizden alırlar numarayı. Tamam, teşekkür efendim. Ediyorum. Rica ederim. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi enteresan, hakikaten seyircimiz çok enteresan, çok dikkatli, ayrıntıları gözden kaçırmıyor. Mesela Hande ile de işte Çağla'yla da bir bağ kuruyorlar. Hem bir gönül bağı kuruyorlar, hem de iki olay arasında da bir bağ kurmuşlar. Diyorlar ki orada da Hande'nin işte üvey annesi de olsa hastaneye gidiyordu mesela diyorlar. O sırada öldürüldü diyorlar. Burada diyorlar Gülnur Hanım işte doktora gidiyordu. Gitti, o sırada öldürüldü gibi. Böyle de bir bağ kurmuşlar. Enteresan olabilir. Yani bazen dışarıdan baktığınızda daha farklı görünebilir her şey. Aslında biraz da annenin şokta yaşadıklarıyla ilgili birkaç şey söylesem. Şimdi herhangi bir ani, akut dediğimiz bir olay olduğunda, işte bu depremdi, yangındı, trafik kazasıydı ya da sevdiğimiz bir insanı kaybetme ya da başına ne geldiğiyle ilgili bilmiyoruz ama kötü bir şey olduğunu düşündüğümüz zaman da vücudumuzda ciddi anlamda bir kaos yaşanıyor. Beynimiz karma karışık oluyor, hafızamız gidebiliyor, doğru dürüst hatırlamayabiliyoruz, duygularımız ve düşüncelerimiz tamamen karışabiliyor ve çok soğukkanlı bir insan haline dönüşebiliyorsunuz. Aslında öyle olmasanız bile, zaten bir de öyle birisiyseniz, dışarıya duygularınızı yansıtamayan birisiyseniz daha da zor bu durumda. Onun için ilk şeyde böyle bir olay olduğunda insan beyni şöyle diyor: bu kesin olmamıştır. Evet, böyle bir şeyden bahsediliyor. Olabilir, aklıma getiriyorum ama inkar mekanizmasını kullanıyor. Kesin olmamıştır diye inanmak istemiyor. Böyle bir şey olmamıştır. Bu benim başıma gelmemiştir. Yoktur böyle bir şey diyor. Ama bir taraftan da beyin böyle bir şey olabileceğini söylüyor. Fakat inkar mekanizmasıyla kişinin o anki davranışları, duygularını anlamak oldukça zor. Onun için öyle bir yorum yapmak, özellikle acılı bir anne için o an sonucunu bilmediği halde, orada saatlerce oturan bir kadıncağız için, evet,
sizin için de zor, o ev halkı için de işte 17 senedir bu sıkıntıyla boğuşan ve güvenilen bir ailenin sonuçta böyle bir olayla karşılaşması. Ama biraz bizim toplumumuz böyle hallere bakıyorlar, acımasız davranabiliyorlar. Bunu yapmamamız gerekiyor. Efendim, birazdan Çağla'nın abisi İlker gelecek yayına. Ona da merak ettiğimiz şeyleri soracağız. O gün haberi nasıl aldı? Nasıl geldi İstanbul'a? Kaç saat sürdü yolculuk? Bütün bunları konuşacağız. İlker gelecek ve merak ettiğimiz her şeyi soracağız. Çünkü abi de bir sürü şeyi bizim programımızda öğrenmiş. Mesela kardeşinin kendi odasında katledildiğini. Evet, ilk defa bizim programımızda duymuş bunu. Efendim, şimdi bir İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait bir rapor okuyacağım size. Bundan tam 10 gün önce henüz 56 yaşında olan Hatice Özkan öldü. Hatice Özkan'ın oğlu ve kızı stüdyomuzda 10 günlük acılarını içlerine gömdüler ve soluğu burada aldılar. Çünkü annelerinin ölümü üzerinde bazı şüpheler var. Çünkü yapılan otopsi sonucunda kanında bir madde bulunuyor. Bu maddenin ayrıştırılması için de örnek İtalya'ya gönderiliyor. Şimdi buraya kadar zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor. Buraya kadar diyeceksiniz ki Allah'ın aile İtalya'ya gönderildiğini söylüyor efendim. İtalya'ya gönderildi. Evet. Şimdi buraya kadar şunu diyebilirsiniz. Allah'ın takdiri olabilir. Herkesin bir ömrü var. Hayır. Burada şüpheli bir ölüm olduğunu söylüyor kardeşler. Ve kimden şüpheleniyorlar? Öz kardeşlerinden. Öz kardeşiniz şu anda kayıp mı yani? Yani öz kardeşimle eşim kayıp. Beraber kaçmıştık. Ne? Eşimle beraber kaçtıklarını düşünüyoruz. Yani kaçmışlar zaten. Bunun bilgisini vermişler. Bu olayı annem biliyormuş zaten. Annemi ortadan kaldırmak o... Yani 20 kardeşimin planı olduğunu düşünüyorum. Bir dakika ya, siz buraya annenizin ölümü şüpheli. Evet. Bununla alakalı biz kardeşimizden şüpheleniyoruz. Daha 10 gün olmuş kadıncağızın hani toprağa derler ya daha kurumamış. Ve siz acınızı içinize gömüp kardeşimizin annemizin katilini bulmaya geldik. Evet. Şüpheli daha doğrusu. Evet. Şüpheleniyoruz. Abiniz kardeşimiz evet. olabilir diyorsunuz. Evet. Sonra Mahmut sen diyorsun ki benim karımla kardeşim kaçtı onlar öldürdü annemi. Evet. Evet. Nasıl yani? Bunlar, kaçtıkları kesin yani Serap Hanım. Kardeşimle diğer yani Mahmut'un eşi 6 aydır bir ilişki yaşıyorlarmış. Bizden gizli. Annem bunu son 20 gün kala öğrenmiş. Yani son 20 gün ölümünden 20 gün önce. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bunlar kaçmaya anlaşıyorlar. Kaçacağız diye anlaşmışlar. Annem de hep öğrendikten sonra önüne geçmeye çalışmış. Hani bak oğlum olmaz bu senin yengen. Şey bir dakika. Bir şekilde. Senin annen yani sizin iddianıza göre senin kardeşinle evet. diğer kardeşinin eşinin beraberliğini öğrendi. Evet. Bunlar da onu zehirledi mi diyor? Evet. Öyle söylüyoruz. Öyle evet. Yani eşim demiyorum ben de. Peki o zaman bir ara veriyoruz. İlker gelecek. Bu olay bir acayipleşmeye başladı. Bu konuya gireceğiz ama önce bir ara verelim. Siz de biraz serinleyin, sıvı tüketin bol bol. Evden dışarı sakın çıkmayın, programı izleyin. Bizim evin adresini vererek, kardeşimin adının soyadının baş harflerini söyleyerek. 15 yaşında evinde vahşice öldürülen Çağla Tuğaltay'ın ağabeyi İlker Tuğaltay, kardeşinin öldürüldüğünü nasıl öğrendi? Direkt sordum hani Çağla'ya bir şey mi oldu, ne oldu falan diye. Ağabey İlker, kardeşinin ölümüyle ilgili kimden şüpheleniyor? Karakterini pek beğenmiyordum o kişinin. O sebeple uyardım da onu yani kaç kere. İlker Tuğaltay, kardeşi Çağla'nın ölümüyle ilgili neler anlatacak? Eğer o gün o çocuk kapıya gelip kapıyı çaldıysa, Çağla o kapıyı açar mıydı, açmaz mıydı?
Efendim aranın ardından birlikteyiz. Seyircilerim bana getirmişler bunu. Çok teşekkür ederim hanımlar. Vallahi bu sıcak günlerde iyi olacak şuralardan hani böyle. Ha öyle de yaparız tamam. Ama şimdi çıkarayım ben bunu. Kıyafetimle pek uymadı. Sonra takacağım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Efendim, Çağla'nın abisi İlker geldi. Stüdyomuzda iş çıkışı gelecekti zaten. Hoş geldiniz İlker Bey. Birazdan kendisiyle konuşacağız ama araya gitmeden önce enteresan bir şey yaşadık. Benim stüdyomda Mahmut Özkan var. Kız kardeşi Burcu ile birlikte. Abla mı kardeş mi? Ablası. Evet, abla siz ablasınız Burcu Hanım. 10 gün önce annelerini kaybetmişler. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Allah sabır versin. Ama 10 gün sonra da buraya gelmişsiniz çünkü annenizin ölümü şüpheli bulunmuş. Evet. Zehirlenmiş olabilirmiş. Onun için de kandaki o maddenin tespit edilmesi için de Adli Tıp Kurumu örneği İtalya'ya göndermiş. Ama buradan konuşurken çıkıyor ki kardeşler diğer kardeşlerinden şüpheleniyorlar. Hilmi ismindeki kardeşinizden şüpheleniyor. Evet. Evet. Ondan sonra da ortaya çıkıyor ki Hilmi, Mahmut'un iki çocuk annesi karısıyla birlikte kayıplara karışmış. Ve de annelerinin ölümünden onun için anne öğrenmiş onların ilişkisini iddiaya göre. Evet. Ve anneyi zehirlediklerini düşünüyorsunuz. Yani zehirlediklerini değil, eşimin yapacağını ben kesinlikle düşünmüyorum da kardeşimin böyle bir şey yapacağını düşünüyorum kesinlikle yani. Zaten annem en son kardeşimin yanından Adapazarı'na gidiyor. Sabah yani fenalaştığı günün sabahı kardeşimin yanından gidiyor. Bir gün öncesinde kardeşim ona bulgur pilavı yapmış. Demiş ki Seyhan annesini arıyor, Zeynep'in ve annesini. Diyor ki Hilmi bana bulgur pilavı yaptı. Çok acıydı ama yedim, karnım çok açtı diyor. Ertesi sabah aceleyle annemi Adapazarı'na gönderiyor. Osman amca var eşi Adapazarı'nda. Diyor ki Hatice her zaman diyor hani geç gelirdi. Ama o gün diyor erkenden 3 saatlik yol ve saat değiştiriyorsun. Erkenden diyor Adapazarı'na gelmişti. 12'de Adapazarı'ndaydı. Sabah erkenden annem erken kalkmıyordu. Yani 11-12'den önce kalkmıyordu. 12'de Adapazarı'nda olmuş. Hani kavga... Gebze'den Adapazarı'na gitti. Evden mi kovdu yani nasıl yaptıysa erkenden çıkarıyor evden. Daha sonra annem gittiğinde çok kötüymüş. Yolda kusuyormuş zaten. Yediğini kusuyormuş. Ve yüzü şiş bir şekilde yanakları içine çökmüş bir şekildeymiş. Osman amca... Akşam yediği bulgur pilavı. Başka bir şey sabah yemiyor. Kahvaltıda da yedirmiş olabilir. Ya akşam ya sabah birinden yedirmiş olabilir. Çünkü ilmeğe de... Zaten Serap Hanım denetim serbestlikten falan şu an aranıyor. Yani, denetimli serbestlikten. Tabii hırsızlık. Cezaevinden mi çıktı? Cezaevinden çıktı. Ben baktım ona yani 6-7 ay civarında. Ehliyetini falan aldım. Sen 6-7 ay cezaevinde kardeşine baktın. 6-7 ay değil. Çıktıktan sonra... Çıktıktan sonra senin evine geldi. Evet. Yerleşti. 7 ay ben baktım. Ehliyetini aldım. Yani hayata tutundurmaya çalıştım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Yani bizde baba olmadığı için bir babalık yaptım ona. Eşimin psikolojik sorunları var. Erenköy'de tedavi görüyordu zaten. Bu ondan yararlanıp, yok aşağıda seni aldatıyor. Kaldıramayacağı şekilde onu işleyerek, kandırıp... Doldurarak bu şekilde kandırıp götürmüş. Eşimle zaten 9 senedir ben evliyim. Böyle bir şey yapacak insan kesinlikle değil. Ondan ama yapmış. Biliyorum. Ama yapmış. Evet yapmış. Ama yapmış. Evet. Fakat... Şimdi normal bu, bir insan değil. Bu fotoğraftaki kişi Hilmi. Senin kardeşin. Kardeşim. Kardeşiniz ikinizin. Bu eşim. Bu da senin eşin mi? Eşim evet. Sen kaç yıl? 9 yıllık evlisin. 9 yıllık evlisin. Bir tane çocuğun var. Bir tane çocuğum var. Çocuklar kaç yaşında? Biri 8 yaşında biri 5 yaşında. Onları bıraktı mı? Onları da bırakmış. Onları bıraktı. Evet. Kime bırakmış? Halasına. Kendi halasına bırakıp kaçmış. Giderken? Biz zaten en son halasındaydık beraber. Giderken valizlerini topluyor. Diyor ki hala diyor çocuklar sana emanet diyor. Ben diyor sevdiğime kaçıyorum diyor. Sevdiğime kaçıyorum. Evet sevdiğime kaçıyorum diyor. Ve eşyalarını da topluyor, yok oluyor o gün. Cumartesi günü ve annem cumartesi günü Adapazarı'na gönderiliyor. Hilmi de annemin gittiği gün akşam hemen eşyaları anneme ait olan eşyaları çalarak toplayarak bir minibüse veya bir kamyonete yükleyerek ortadan kayboluyor. Şimdi bir kere bir aile... Şimdi kayınbirader kardeştir değil mi? Öyle biliyoruz. Evet. Yenge de öyle. Abladır, kardeştir, her şeydir yani. Bir kere burada bir yani çok hani ahlaka aykırı, aile yapısına, örf ve her şeye aykırı bir durum var. Evet. Bu sizin iddianız ama. Evet. Siz onların birlikte kaçtığını biliyor musunuz? Biliyoruz. Ses kayıtları var bizde. Üvey annesini aramışlar evet. Ve ses kayıtları Seyhan var. Seyhan annesiyle iletişim halindeler.
Zeynep'in üvey annesi. Bağlanabilirsiniz. Seyhan annesiyle sürekli konuşuyorlarmış. Müsait misin, değil misin tarzında. Ve bize Seyhan annesi korktuğu için, bu olaya karışmak istemediği için ses kayıtları gönderdi. Zeynep kendi annesiyle mi konuşuyor? Üvey annesi. Üvey annesiyle. Üvey annesi. Seyhan Özcan'la. Evet, üvey annesi. Seyhan, onun üvey annesinin adı. Evet. Ona açık açık söylüyor mu? Söylüyor. İsim ben kendim zaten kaçacaktık diyor. Ben kendi isteğimle kaçtım diyor. O zaten söylüyor. Başından beri biliyormuş bu olayı yani. Başından beri Seyhan annesi biliyormuş. Tehditle susturmuşlar kadını. Demişler senin, ki sizin iddianıza göre sizin anneniz de öğrenince olayı. Evet, annem yeni öğrenmiş. 20 gün falan olmuş. 20 Seyhan, gün. Ve Seyhan annesiyle annem telefonla konuştuğunda Seyhan'ın da bildiğini biliyor annem. Demiş ki Seyhan sen hiçbir şey yapma, ben bayramda açıklayacağım her şeyi. Hani bekle demiş. Kardeşimin de imzası olduğu halde erkenden kaçıyor. İmzayı yanlış atıyor, yani sahte imza atıyor. 19'un imzasını 12'sinde atmış. Şartlı salı verilmiş. Dolayısıyla her gün mi imza her gün, atıyor? Her hafta. Tarihli imzalar attığı için şu an denetim serbestliği yandı zaten. Evet. Eşyaları çaldığı için oradan bir suç işleyecek. Yani ve siz annenizi de onun öldürdüğünü kesinlikle o yaptı. Çünkü imzayı erkenden atmış ve annem kötüymüş Adapazarı. 15 gün önce annemi 15 gün önce özel bir hastaneye götürdüm Maltepe'de, isim vermeyeyim. Komple tahlil yapıldı. Her şey yapıldı. Hiçbir şey kesinlikle tertemiz. Çıkmadı. Tertemiz. Check-up yapıldı yani. Evet. Komple yapıldı. Komple check-up yapıldı. Hiçbir şey yoktu. 56 yaşındaki sapasağlam bir Hatice Özkan. Evet. 19 Haziran günü, evet. 18 Haziran'da oğlu iddiaya göre daha önce cezaevinde yatmış. 17 Haziran'da kaçıyor kardeşim. 19 annem ölüyor. Yani 2 gün komadaydı ama. Son gün komadaydı. 2 gün komadaydı. 2 gün komada. İlk geldiğinde zaten ölmüş durumdaydı. Sakat durumdaydı. Yani belden aşağısı tutmuyordu. Siz konuşabildiniz mi? Konuşamadım. Bilinci yerinde bilinci değildi. Bilinci yerinde değil miydi? Değil. Osman amca dedi ki çok kötü. Geldiğinden beri kusuyor. Anneniz kötü durumda. Yani hiçbir şey yiyemedi. Zannedesek ki yediği bir şey mi zehirlendi? Hiçbir şey yememiş. Kadın zaten kusuyormuş ve su içiyormuş. Osman amca bir şey yapmış olamaz mı? Asla. Hayır. Osman amca asla yapamaz. Peki annenizi o vaziyette görmüş, hemen niye doktora götürmüş? Götürmüş. Hemen götürmüş. Ne Osman demiş amca doktor? Karasuya götürmüş. Demiş ki tansiyonu düşük, bir şey bulamamışlar. Hiçbir şey teşhis koyamamışlar. Serum vermişler sadece. Hani grip mi oldu demişler birdenbire. Eve göndermişler. Osman amca tekrar ambulansla götürüyor. Bu sefer hastaneye tekrar serum veriyor. Diyor ki eve git ayran falan iç, yani hiçbir şeyin yok. Ama biz dedik ki Osman amca annemi bize gönder. Ne siz durumda? Siz İstanbul'dasınız bu arada. İstanbul'dayız. Kartal'dayız. Onlar Adapazarı'nda. Evet. Bu arada üvey annesi bu Zeynep'in gelinlerinin üvey annesi Seyhan Hanım telefondaymış. Seyhan Hanım. Efendim. Merhaba Seyhan Hanım. Merhaba. Bu Zeynep sizin üvey kızınızmış, öyle mi? Evet. Babasıyla evet. Mı evlisiniz siz onun, babasıyla? Evet. Evet. Size bu kayınbiraderiyle olan yakınlığından söz etti mi sahiden? Evet, söz etmişti, evet. Ne zaman yani, mesela ne kadar zaman önce? 2-3 ay oluyor. Ben şüpheleniyordum, soruyordum, yemin ediyordu. Anne işte ben şey yaptıktan sonra anne dedi nasıl söylenir böyle bir şey dedi. Öyle işte duyuldu. Sonra rahmetli Hatice abla, yani kaynanası, Zeynep'in kaynanası, hani o da öğrendi, şey yaptı. Sen ne yapacağız dedi. Hatice abla dedi söyleyeyim. Kızım dedi sen karışma, söylemeyelim dedi. Ondan sonra dedi bayramda geleceğim dedi, eşyalarımı alıp buradan gideceğim dedi. Ondan sonra benim bildiğimi de falan dedi, hani Zeynep şey yapmaz. Zaten dedi Zeynep biraz çakmış, şey yapmış, anlamış. Bir de şey beni tehdit etme falan durumu yok. Hani o yanlış anlaşılmış. Hani tehdit etmiyorlar beni. Hayır, Seyhan annesi Mahmut sorduğunda ona sana dediğinde ki Seyhan anne bana neden daha önce söylemedin bunu? Biliyordun da neden söylemedin dediğinde oğlum beni tehditle susturdular demiş. Yani yok, söylersen işte sen seni yok, de zam altına koyarız gibilerden. Peki Seyhan Hanım. Sen İstanbul'da mı yaşıyorsun Seyhan Hanım? Evet, evet. Şimdi Mahmutlar da İstanbul'da yaşıyor. Burcu da evet, İstanbul'da evet. Yaşıyor. Evet, Zeynep de kocası. Yani damadımın yanına gider kalırdım. Hani onlar hani birlikteydi. Hani ben de giderdim. Evet, sürekli beraberlerdi. Otururdum. Beraber kalıyorduk, şey yapıyorduk yani. Bundan 6 ay önce Hilmi cezaevinden çıkıyor. Ve evet. Kardeşinin evine yerleşiyor. Mahmut'un evet. Evine. Bu arada Zeynep'le bunlar arasında bir yakınlık oluyor. Evet. Sözde demiş ki o seni kocan aldatıyor demiş. Zeynep'i öyle kendine yakınlaştırmış. Evet. Bu arada sen öğreniyorsun olayı. Sen bir büyük olarak oturup da demedin mi ki Zeynep kızım sen ne yapıyorsun?
O senin kardeşin söyledim, sayılır, kocanın söyledim, kardeşi. Bak, ben söyledim, baktım yaşanmış, yani etrafımızda yaşayan insanlar var. Bunun geri dönüş olmuyor. Hatta rahmetli atışı dedi ki, adını zekâ dedi, sıkın bir şey yap. Ses gidip geliyor, bir daha bir bağlayalım biz Seyhan Hanım'ı. İyice anlayalım tamam söylediklerini. Seyhan Hanım bir kapat canım sen. Şimdi Seyhan Hanım Zeynep'in üvey annesi, tamam, babayla babasıyla evli. Evet. Geliyor damadım diyor, kalıyor Mahmutlar'da. Nasıl hissetmiş yani durup dururken, o mu acaba fark etti yoksa Zeynep oturup İlk böyle... kardeşim açılmış buna. İlk kardeşim yakınlaşmaya başlamış. Hilmi açılmış. Aha, evet, Hilmi açılmış, yakınlaşmaya başlamış. Zeynep ilk başta bir iki kere hani reddetmiş. Bizim öğrendiğimiz bu, Seyhan annesi böyle anlatıyor. Biz öldükten sonra anneme öğrendik her şeyi. Ondan sonra daha sonra Zeynep de ona meyletmeye başlamış zamanla. Daha sonra anlaşıyorlar, biz kaçalım edelim. Zeynep kafasınca diyor ki biz gideriz, annem çocuklara bakar, öyle bir plan kuruyor. Ah. Ama Hilmi de ayrı olarak işte ben gidersem belki annem bizi tekrar, bak bildiği halde Mahmut'a gönderiyor. Tekrar ya biz gidersek annemin peşimizi bırakmaz, bulur tekrar Zeynep'i Mahmut'a gönderir şüphesiyle belki yok etmeye çalıştı. Yani anneniz öğrenince olayı, evet. Anneniz nasıl öğreniyor? Annem de bu Seyhan annesi şüpheleniyormuş zaten. Seyhan annesine açıklamış Zeynep galiba, ya da annesine, kendi annesine bilemiyorum, ikisinden birine. Anneme de söylüyor bu annesi. Bu sefer annem diyor ki nasıl böyle bir şey olur, gidiyor öğreniyor. Ama diyor ki ben bunu kurtarmam lazım, yani ne yapacağım kardeş? Kimden öğreniyor? Hilmi'ye mi soruyor, Zeynep'e mi? İkisine de sormuş. İkisine de soruyor. İkisine de sormuş. Yalanlamıyorlar, doğru diyorlar. Doğruluyorlar. Doğruluyorlar. Annem de hatta yüzüne tükürüyor kardeşimin. Sen diyor Allah... Ondan sonra diyor ki biz diyor tamam anne sileceğiz, unutacağız, yani yok böyle bir şey, aramızda da bir şey yaşanmadı. Bir küçük bir kıvılcım da hani geçer diyorlar. Annem de buna inanıyor ama şüphe düşüyor tabii içine. Hani ne yapsam ne etsem sürekli bunu kuruyordu kafasında. Hani biz de diyorduk annemde bir tuhaflık var, anne ne düşünüyorsun ediyorsun, anne bir şey mi var? Böyle bir durgunlaşmış mıydı? Durgunlaşmıştı, gözlerinde korku vardı. Allah Allah. Son zamanlarda gözlerinde korku vardı. Ve sürekli engellemeye çalışıyordu. Onların yanında da diyordu, bak diyordu işte kötü bir şey yaparsanız, bak böyle kaçanlar var, edenler var, yaparsanız ömür boyu alnınızda damga kalır. İşte sürekli tehditvari de konuşuyordu. Annem bir de sert mizacı da vardı. Öğrendiyse kardeşim... Telefondaymış Seyhan Hanım. Tehdit etmiş bile olabilir yani. Seyhan Hanım. Efendim buyurun. Sen, bunlar sana gelip bunu söylediler mi yoksa sen kendin mi fark ettin? Takip ettim, şey yaptım, biraz anladım. Yine inkar ettiler ama bir şekilde anlaşıldı. Yani rahmetli Hatice ablayla biz konuştuk. En son zaten şey yapmasında... Kızım dedim sakın gitme dedim. O da ki zaten dedi anne dedi Hilmi'nin imzası var dedi. 25'inde imzası bitiyor dedi. Hı. Ondan sonra o zaman hani bilmiyorum sakın yine gitme dedim. Ondan sonra bilmiyorum anne dedi kafam çok karışık dedi bana Zeynep. İyi dedim ben de nasıl da imzası var dedim. Hatice abla da biliyor rahmet dedim. En azından Adabazan'a gider gelir dedim. Bu işi halledecek dedim. Ve o gün ben ne kaçacağını ya hatta o gün hani ne kaçacağını versin nereye gideceğini dahi hiçbir bilgim yok ama beni arayacağını biliyordum. Aradı mı? Beni, aradı. Aradı beni. O gizli odan aradı. Bilinmeyen odan. Ondan sonra böyle anne dedi müsait misin? Anne dedi müsait misin dedim. Ondan sonra Zeynep sen misin? Evet dedim müsaitim kızım dedim. Anne bir şey soracağım doğru söyle dedi. Söyledim annem öldü mü dedi. Aa. Ondan sonra ben hangi annem dedim. Ondan sonra kaynanam öldü mü anne diyor ağlıyor ama. Ondan sonra evet kızım dedim öldüm. Kart araştırmada hatta dedim biz de oradaydık. Zehirlendi sürekli doktorlar böyle diyor. Yani neden zehirlendi? Mantar mı yedi, çiğ süt mü içti, böcek mi soktu? Sürekli bunları söylüyordu doktor. Aç kurtul demiş. Aç kurtul ben demiş. Ben dedim ki Zeynep'e. Zeynep dedim Hilmi zehirlemiş anneni dedim. O annesi dedim kaç kurtul kızım dedim. Anne nasıl olur öyle şey dedi. Kapattılar telefonu. Sonra aradan 5 dakika geçti bir daha aradı bilinmeyen numara. Hı. Ondan sonra aradı işte Hilmi bu sefer. Ben dedi annemi mi öldürmüşüm? Ben nasıl böyle bir şey yaparım dedi. İşte bana biraz hakarette bulundu. Nasıl böyle bir şey yaparım ben dedi. Zeynep de oradan aldı telefonu bir dakika bir dakika dedi. Anne dedi Hilmi öyle bir karakterde bir insan dedi. Böyle bir şey yapmaz. Onu yapan onu da yapar diyorlar kızım dedim. Öyle görünüyor dedim. Öyle söylediler dedim. Ve dün de beni aradı. Dün. Evet. Dün de beni aradı işte anne dedi kafam takıldı dedi kaynanam nasıl ölmüş dedi anne dedi kafayı yiyeceğim ben dedi.
Yani Zeynep'in kafasında soru işaretleri var. Ve üzülüyor evet. Aslında kayınvalidesinin evet. Ölümüne üzülüyor. Çok seviyordu Zeynep'i. Zeynep de onu çok seviyordu. Hani yani bir de ben hani böyle bir şey ama böyle bir şey yeminin de yapacağını yine düşünmüyorum. Şu yönden düşünmüyorum. Çünkü çocukları yani yeğeni tam düşünmeyebilir ama sonuçta onlara bırakacaklardı. Rahmetli Hatice abla bakardı çocuklara çünkü. Seyhan Hanım. Efendim. Hilmi üzgün müydü? Annesi pat diye ölmüş nihayetinde. Hayır. İki gün önce Hilmi görüyor. Hiç, şey yapmadı hani sormadı hani neden ölmüş neden şey yapmış. Direkt bana hani şey yaptı. Hani, hiç sormadı. Ben iki kere dinledim o ses. Bir dakika Seyhan Hanım. Ben iki kere dinledim o ses kaydını çok dikkatlice. Hilmi hiçbir şekilde biz gözümüzle gördüğümüz halde konduramadık anneme. Nasıl ölür ya neden çok araştırdık. En sonunda otopside de çıkmayınca hep soru işaretleri. Hilmi annemi sanki öldürmüş, gömmüş, kabullenmiş. Sadece ben yapmadım diyor. Neden öldü anne demiyor. Hani vicdan, diyelim annem onlar üzgün gitti. Kalp krizi geçirdi. Gene sebep o diyemiyor ki. Annem niye öldü biz mi sebep olduk acaba Seyhan abla? Yani üzüntüden mi oldu? Biz kaçtık diye neden de öldü, ondan mı oldu? Demiyor. Bu benim aklıma çok takıldı. Neden sorusu yok. Zeynep sadece inkar etmiyor. Bir saniye. Zeynep'lerin gidiyor. Zeynep abla yaramış rahmetli. Zeynep ki ben diye telefonda konuştum annemle diyor. Hastanedeyim beni bir ısıtma tuttu kızım dedi diyor. Konuştum diyor. Ondan sonra Hilmi de konuşmuş diyor. O günü. Hilmi de konuşmuş annesiyle. Evet telefonda. Bir de şu burgur pilavına gelince burgur pilavı birkaç gün yani arabadan. Ses gitti. En önemli yerinde anlayamadık. Bulgur pilavına gelince dedi. Bir daha söyleyin Seyhan Hanım. Bulgur pilavına gelince bulgur pilavına hani öyle dedi ama şöyle bir şey. Hilmi her zaman mutfağa gider yemek yapan bir çocuktu. Hı. Hani böyle ben art diyette şey yapmıyorum. Ama o gün hemen değil. Bayağı bir hani söyledi. Ondan 3 gün sonra falan gitti Hatice abla Adapazarı'na. Hatta yani, ben dedim ki yani hatta ben dedim ki keşke dedim biz de yeseydik yapın yiyin kızım dedi bize de. Allah Allah. Peki ay, o gün yani mesela kardeşler diyor ki ayın 17'si akşamı diyor Hilmi ha. Annemin yanına gitti diyor. Orada bulgur pilavı yapmış, yemiş. Yok. Öyle değil mi? Bir gün önce öyle yediğini değil. Söylemiş. 16'sında. 16'sı akşamı. 3 gün önce. Yemiş. 3 gün önce. Zaten 3 gün önce yedi bu. Yok 3 gün önce değil, 1 gün önce. Bize söyle bir gün önce. Adabazan'a gitmeden 2 gün önce yani 2 gün önce. Hemen Adabazan'a gitme oldu. Biz de telefonla konuşurken hemen Adabazan'a gitmedi. Hani böyle izah yani etmedi. Gebze'delerdi. Oğluyla birlikte Gebze'de evet, bir ev var herhalde. Ev tutmuşlardı. Oradalar. Orada bulgur pilavını yiyor, Hilmi yapıyor ama 2 gün sonra Adapazarı'na gidiyor. Evet, evet. O zaman 2 günde çıkardı canım o bulgur pilavı zehirlesi onu. Bize bir gün önce söyledi. Ya, ama evet, Hilmi zaten evet. Şöyle bir şey. Hep böyle yani yumurtalar falan sabah kahvaltıda başka bile bir şeyle yumurta de koymuş yapıp olabilir. Getirip İlla ya da çayına damlatıp yani neden zehirlesin anneyi, annesini? Bana göre şöyle bir şey arkasından var. Arkasından yakacağı için ortadan kaldırdı yani. Ben bunu bu şekilde ama canım bunlar bunu göze almış. Yani. Bu kadar rezilliği diyeyim artık yani. Bu rezilliği göze almış bir adam. Ve yanındaki kadın. Şimdi Hilmi'nin kayınvalidesi öğrendi diye gidip onu öldürür mü? Hayır hayır öğrendiği için demiyoruz biz zaten. Benim tek şüphem şu. Şimdi Hilmi'nin hiçbir cebinde 5 kuruş parası yoktu. Çalışmıyor yatıyordu evde. Eşyaları satıp gitmeyi planladı bu. Şimdi eşyaları da annem Adapazarı'nda bile olsa Osman amca diyor ki eğer biz bunu ev sahibinden, konudan, komşudan eşyalar gidiyor diye duysaydık ki duyulacaktı bu. Ev sahibi bile çok pimpirikli bir adam. Arayıp anneme nereye gidiyor bu eşyalar diye soracaktı. Şimdi anneniz rahmetli bu fotoğraftaki mi? Evet. Allah rahmet eylesin. Allah. Ya bir de ben şunu söyleyeceğim Serap Hanım. Zaten Mahmut'ta kalıyordu Hatice abla ev tuttuğunda hatta taşınıyordu. O zaman hatta demiş ki Mahmut anne niye taşınıyorsun biraz daha kal demiş. Hemen niye taşınıyorsun para şey yap demiş. Evet. O da hatta demiş ki ah bir bilsen niye taşındığımı demiş. Onu da ben duydum. Burcu. Evet. Yani Hilmi'nin bir zorlaması mı var orada? Hilmi'nin zorlaması değil. Aslında Hilmi'de onlar anladı herkesin anladığını. Sadece bir de ben bilmiyorum. Yani bunu anlayan Burcu'su orada Burcu mesela ablası var. O da anlamıştı. Semra ablası var. O da anlamıştı ama konduramıyordu kimse. Mahmut'un karşısına geçip de kimse söyleyemiyordu. Peki Seyhan Hanım size teşekkür ediyorum. Tekrar bağlanırım. Bu arada sen demek istiyorsun ki Burcu. Evet. Yani evet, o eşyaları dedim. Sırf satabilmek için. Eline paraya geçtiği için kaçamazdı başka türlü. Ama Adapazarı'na gönderseydi konu komşu duyup haber verecekti. Bir saatte oradaydık diyorsun. Eşyalarınız zaten. Nereye gidiyor? Arabası var. O yüzden evet. Anneye zehirledi öldürdü diye evet. Düşünüyorsunuz. Evet. Öyle bir iddianız var.
O zaman ben buradan Zeynep'e ve Hilmi'ye sesleniyorum. Bir bağlanın bakalım, şu işin aslını bir öğrenelim. Bize açıklamasını yapsınlar. Annemin hesabını bir açıklama yapsınlar. Versinler. Evet. Bu rezillik versinler. Hakikaten rezilce bir şey yapmışlar zaten. Bari bunu bir açıklasınlar. Şartlı tahliyesi falan da diyorsun. Yandı. Zaten. Erken imza atmış vesaire. Ayrıyeten... Peki bir çıksınlar ortaya. Zeynep, Hilmi, anneyi öldürmekle suçlanıyorsunuz. Daha bundan ağır ne olabilir yani? Gerçi siz de çok kötü bir şey yapmışsınız ama bir bağlanın, bir konuşalım sizinle. Efendim, Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 tarihinde evinde ölü bulundu. Feci bir cinayete kurban gitmişti. Onu ilk gören de baba Nedim Tuğaltay oldu. Feci bir durumdaydı ve anneye dahi göstermediler. Anne saatlerce komşuda oturdu, kızına konduramadı kötü bir şeyi. En kötü belki dedi biri girdi eve, kızıma cinsel saldırıda bulundu diye düşündü. Ve basireti bağlandı, soramadı bile, sadece emniyete gittiğinde öğrendi. Bu arada bir abi vardı o tarihte, 18 yaşında olan. Kendisi Karadeniz Üniversitesi'nde Ünye kampüsündeydi ve o gün bir sınavı vardı. Final dönemiydi, evet. Final dönemiydi. Sınavı vardı ama o gün acı bir haber gelecekti. Henüz haberi yoktu. Saat gece bir sularında birisi sevgili İlker'e bir haber getirdi. Ama önce kardeşiyle alakalı değil. Nasıl verdiler haberi sana İlker? Gece saatleriydi. Normalde öğrenci evinde yaşarken ben hani onlara giderim ziyarete görmeye etmeye ama... onların bana pek geldiği görülmemiştir yani. Akraba mı? Akrabalarımdan bahsediyorum. Gece gelince saat 11-12 sularıydı. Kapı çaldı. Ben açtım hani. O saatte görünce şaşırdım tabii ki de. Ne oldu falan dedim hani. İçeri girdiler. İlk önce bir şey söylemediler. Ondan sonra anneannem bana biraz düşkündür. onun biraz kötü olduğunu söylediler. Beni görmek istediğini söyledi. Gelenler kimdi İlker? Tam olarak akrabalık derecesi. Annemin teyzesinin oğlu. Annemin kuzeni oluyor. Söyleyeyim mi ismini? Bir kişi geldi yani yanına. İki kişi geldi. İki kişilerdi. Bir de dayımın oğlu. Evet, bir kuzenim gelmiş. Diğeri de annemin dayısının oğlu. Anneannenin hastalandığını söylediler. Söylediler, evet. sonra saat 11-12 civarıydı. Evet. Peki bu insanlar akraba ya, onlar olayı biliyordu aslında, söylemediler. Evet. Seninle birlikte hadi gidelim İstanbul'a demediler mi? Yok, demediler. Sadece benim hani öğrenci olduğum için yanımda para olup olmadığını sordular. Ben de yeteri kadar var dedim. O kadar. Sonra kaçta, nerede otobüse bindin? Ben Ünye'nin merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede oturuyordum. Hemen şehirler arası yol, yani Ordu Samsun Karayolu'nun bir paralelinde oturuyordum. Yürüyerek birkaç parça eşyayla oraya çıktık birlikte. O arada aramadın anneni, babanı, anneannem hastaymış. Yok, aramadım o anı. Ha, aklına an gelmedi yani. Gelmedi. Çünkü hani Çağla'ya bir şey olacağını ben hiç aklıma getirdim. Hey, anneanne de olsa niye bana bu haberi akrabalarım getirdi? Annem arayıp, babam arayıp, anneannen hasta, hadi gel diyebilirlerdi diye düşünemedin. İnanın hiç düşünemedim o, anladım, o anda. Anladım. Sonra bir tane otobüs çevirdiler. İçerisi bayağı kalabalıktı. Bindim otobüse ben. Kaçtı saat?